Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, dersizliğinde yine sizlerle birlikteyiz. Cümleler arası anlam ilişkileri. Cümlelerin birbirleriyle olan anlam ilişkileri arkadaşlar. Sebep sonuç, amaç sonuç, koşul şart cümleleri gibi birbiriyle anlam ilişkileri varsa biz böyle cümlelere anlam ilişkisi olan, kendi içinde anlam ilişkisi taşıyan cümleler diyoruz. Evet, birinci başlığımız neden sonuç. Hangi sebeple sorusunu sorarız. Bu cümlede eylemin yapılma nedeni vardır ve eylemin hangi nedenle yapıldığını bu cümlede bulabiliriz. Biz bunlara neden sonuç cümleleri diyoruz. Neden sonuç cümleleri. Hangi nedenle sorusunu soruyoruz. İki bölümden oluşuyor. Hangi nedenle sorusunu sorduğumuzda aldığımız işte nedeni içeren kısım birinci bölüm. Ve o nedenle de bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu da ikinci bölüm. İşte biz bu cümlelere neden sonuç cümleleri diyoruz. Neden sonuç cümlesi kurmak için biz bu sözcüklerden yararlanıyoruz. Nedir bunlar? Örneğin matematik dersini sevdiğim için. Matematik dersini sevdiğimden dolayı, matematik dersini sevmem yüzünden ve matematik sevdiğini sevdiğimden ötürü, sevmem nedeniyle, sevmemden dolayı gibi, sevdiğimden gibi, bakın bu ifadeleri kullandığımızda bir neden sonuç cümlesi kurabiliyoruz. Babası yanında olduğu için seviniyordu. Hangi nedenle seviniyordu? Babası yanında olduğu için. İçine kadar olan kısım ne oldu? Neden oldu. İkinci kısma bakalım. Başı ağrıdığı için içine kadar olan kısım ne oldu? Neden bildirdi. Üçüncü cümleye bakalım. Taşıtlar çok büyük olduğundan şuraya kadar olan kısım neden? Dördüncü cümleye bakalım arkadaşlar. Herkes uyuduğundan neden? Ve sonuçlara bakalım. Beşinci cümle, kahve uykusunu kaçırıyordu bu yüzden. Kahve uykusunu kaçırdığı için akşamları kahve içmiyormuş. O sebep, bu da sonuç. Bakın sebep ve sonucu yan yana görüyorsunuz zaten. Kolay kilo veremiyordu bu yüzden diyetisyene gitti. Kolay kilo veremediği için. Hangi nedenle diyetisyene gitti? Kolay kilo veremediği için. Arkadaşlar bu cümlelere muhakkak şu soruyu soracaksınız. Hangi nedenle? Eğer bir neden sonuç cümlesi ise buna muhakkak ne yapar? Cevap verir. Hangi nedenle seviniyordu? Babası yanında olduğu için. Hangi nedenle dinleyemiyordu? Başı ağrıdığı için. Hangi nedenle otoparka alınmadı? Büyük olduğundan. Hangi nedenle sessizce konuştuk? Herkes uyuduğundan. Hangi nedenle kahve içmiyordu? Kahve uykusunu kaçırdığından. Hangi nedenle diyetisyene gitti? Kolay kilo veremediğinden. Gelelim amaç sonuç cümlelerine. Amaç sonuç cümlelerinin neden sonuç cümlelerinden farkı ne? Bunda bir hangi amaçla sorusuna cevap var. Ve bir amaca ulaşmak için bir iş yapıyorsunuz ve sonuç ortaya çıkıyor. Orada işte bir iş yaptınız, bir sonuç doğurdu. Burada ise bir amaca ulaşmak istiyorsunuz ve o amaca ulaşmak için bir iş yapıyorsunuz. Aradaki fark ne? Bunda hangi amaçla sorusunu soruyorsunuz. Aldığınız cevapta amaç sonuç cümlesini bulursunuz. Bu cümle, bir cümle buna yanıt veriyorsa, bu hangi amaçla sorusuna cevap veriyorsa o amaç sonuç cümlesidir. Bu cümleler bu soruya cevap verir. Bu tür cümleler hangi sözlerle oluşur? Sen başarılı ol diye, seni tanımak üzere, amacıyla, işte okulda birinci olmak amacıyla, bakın bu amaç üzere diye, bu kelimelerle biz bu amaç sonuç cümlelerini kuruyoruz. Bakalım, başarılı olmak için çok çalışmalısın. Hangi nedenle çok çalışmalısın? Başarılı olmak için
Oluyor mu? Hangi amaçla çok çalışmalısın? Başarılı olmak için. Başarılı olmak henüz olmamış. Bunu oldurmak için ne yapıyorsun? Bu bir amaç. Ve bu amaca ulaşmak için bir fiil ortaya koyuyorsun. Diğerine bakalım. Yeni anlaşmalar yapmak üzere. Bakın bu bir sebep değil. Bu da bir amaç. Sebep olsaydı bir iş yapardınız, o sebep olurdu ama henüz bu yeni anlaşmalar yapmak oluşmamış. Bunu oldurmaya çalışıyorsunuz. Bakan gerekli açıklamaları yapmak üzere. Bu da bir amaç. Kardeşinin başına bir şey gelmesin diye. Bu da bir amaç. Alışveriş yapmak için. Bu da bir amaç. O mutlu olsun diye onu mutlu etmek istiyor. Bu da bir amaç. Ablasını görmeye Antalya'ya gitmiş. Bu görme de bir, ablayı görme de bir amaç. Kağıttaki düzeltmeler yanlışlarınızı görmeniz amacıyla yapıldı. Bu görme amacı hangi amaçla yapılmış? Yanlışları görme amacıyla. Şimdi sonuçlara bakalım. Başarılı olmak için çalıştı, öyle değil mi? Bu sonuç. Amaç sonuç dedik ya. Yeni anlaşmalar yapmak üzere başka ülkelere gitme sonuç. Gidince de ne oldu? Anlaşma oldu. Bakanlar gerekli açıklamaları yapmak üzere kürsüye çıkma bir ne? Sonuç. Amaç ne? Açıklama yapma. Dua etme bir sonuç. Amaç ne? Kardeşinin başına bir şey gelmeme temennisi. Markete gitme bir sonuç. Amaç ne? Alışveriş yapma. Katlanma bir sonuç. Amaç ne? Katlanmadaki amaç ne? Onun mutlu olmasını isteme. Antalya'ya gitme bir sonuç. Amaç ne? O ablayı görme. Mesela sizin videoyu açma veya dersi dinleme amacınız ne? Konuyu daha iyi anlama, örnekleri daha çok örnekle haşır neşir olma ve bunun sonucunda da bir başarı elde etme. Öyle değil mi? Amacınız başarı elde etme. Başarı elde etmek amacıyla videoları izledim, dinledim, neyse işte. Kağıttaki düzeltme yanlışlarımızı görmek amacıyla düzeltme yapılmış. Amaç kısmı şurası, şurası da sonuç kısmı olmuş oluyor. Amaç sonuçta böyle. Bir dedik ne? Neden sonuç? Hangi sebeple sorduk? İki, amaç sonuç. Hangi amaçla sorusunu sorduk? Ve üçüncüsü koşul sonuç cümleleri. Hangi şartla? Bir durum var ve eylemin gerçekleşmesi var. Bu eylemin veya durumun gerçekleşmesi başka bir duruma bağlanmış. Koşul. Bunu genelde ailelerimiz kullanır, öyle değil mi? Yani eğer şu sınavda başarı elde edersen söz veriyorum o senin hayal kurduğun kediyi alacağım ve evde beslemene izin vereceğim gibi. Yani bu ne? Bir şarta bağlanmış. Başarırsan, yaparsan, edersen, sen çalıştıkça gibi ifadeler. Şu ifadelerle de bu tarz cümleler ne yapabilirsiniz? Kurabilirsiniz. İşte sen çalışınca biz gerekeni yaparız. Çalışma ne olmuş? Burada şart olarak SSA anlamını taşımış. Örneklere bakalım. Akşam eve gelirsen gideriz. Şimdi gelme ne? Burada şart. Zaten şart gibi almış. Sonuç ne? Sinemaya gitme. Bu şarta bağlanmış. Bu şart oldu mu bu sonuçça ulaşacağız. Seninle gelirim. Hangi şartla gelirim? Akşam yemeğine kalamam. Akşam yemeğine kalmama şartıyla gelirim diyor. Bakın şurası bir sonuç ama burası bir ne? Şart. Bu şartla gelebilir. Yarın geri getirmek üzere bu bir şart. Alma sonuç. Bunun dışında düzenli beslendikçe sağlıklı olursun. Düzenli beslenirsen sağlıklı olursun. Bu bir şart. Bu da bir sonuç. Evet arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız ders izleyine abone olmayı unutmayın.